Servet Yıldırım, Türkiye kümes emanet edilir mi? Bugün gezegen için önemli bir gün. Tam 31 yıl önce başlayan tarihi bir sürecin önemli toplantılarından biri başlıyor. Ama süreci gölgeleyen, umutlu olmamızı engelleyen bazı durumlar, kurda kuzunun emanet edildiğini düşünenler var. Anlatayım. 1992'de 150'den fazla ülke iklim değişikliği Birleşmiş Milletler çerçeve anlaşmasını imzaladı. Böylece iklim değişikliğine karşı küresel çapta harekete geçmeyi destekleyecek önemli bir süreç başladı. İmzacı ülke delegeleri yani anlaşmanın tarafları her yıl bir konferansta toplanmaya başladılar. Bu toplantılara tarafların konferansı yani COP denildi. İlk COP 1995'te Berlin'de gerçekleştirildi. COP'ların 28. incisi ise bugün Dubai'de başlıyor yaklaşık 200 ülkeden onlarca lider, yüzlerce hükümet görevlisi ve 70 bin dolayında delege toplantılara katılacak. Genelde koplardan beklenti büyük olur. Ve bazılarında çok önemli sonuçlar çıkar, insanlık tarihine damga vurur. Mesela Kyoto'da yapılan kopların üçüncüsünde ünlü Kyoto protokolü ortaya çıkmıştı. Paris'te yapılan COP21'de ise Paris İklim Anlaşması imzalandı. Bu tarihi anlaşma küresel ısınmaya karşı atılan en güçlü ve somut adımdı. Evrenseldi ve bağlayıcıydı. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı uyum kabiliyetinin ve iklim direncinin arttırılmasını, küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 santigrat derece altında tutulması, ayrıca bu artışın 1,5 derece C'nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesini hedef olarak belirlemişti. Her ülkeye karbon salımını azaltmak için hedefler koyma yükümlülüğü getirmiş ve bu hedeflerin 5 yılda bir gözden geçirilmesini istemişti. Dünyanın düşük sera gazı emisyonu yayacak bir kalkınma modeline geçişi öngörmüş ve bu geçişin finansmanının sağlanmasını hedeflemişti. Ve bunun için tüm ülkelerin kendi imkanları ölçüsünde katkıda bulunmalarını amaçlamıştı küresel çapta temiz enerjiye geçilmesine vurgu yapmış ve kaynakların iklimi kirleten fosil yakıtlara harcanmaması gerektiğini belirtmişti. Glagov'da yapılan kopların 26, Angus'ında ise bazı kritik konularda ilerleme kaydedildi, daha da önemlisi 1,5 derece hedefi korunmaya devam edildi. Özellikle temiz enerjiye geçiş ile zarar ve kayıpların finansmanı ve küresel ısınmadan en fazla zarar görecek olan ülkelerin talepleri konusunda ilerleme oldu. Kömür kullanımının ve fosil yakıt sübvansiyonlarının tedricen azaltılması, ormansızlaştırmanın önlenmesi, metan gazı emisyonunun azaltılması gibi konularda kağıt üzerinde de olsa ilerlemeler kaydedildi. Bugün başlayacak 28. Inci kopa ilişkin ise farklı duygular içindeyiz. Geçenlerde Sembik'teki bir yorumda görmüştüm. Bir uzman konferansın Birleşik Arap Emirliklerinde bir Bali petrol yetkilisinin başkanlığı altında yapılmasını, Türkiye kümesi koruma görevi verilmesine benzetmiş. Yani bizdeki meşhur kurda kuzuyu emanet etme durumu gibi görüyorlar. Haksız da değiller. Çünkü toplantılara yani COP28'e Baye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sultan Alcabır başkanlık yapacak. Al Jaber aynı zamanda Abu Dhabi National Oil Company isimli dev petrol şirketinin CEO'su. Üniversiteyi de bu şirketin bursu ile okumuş. Gerçi şimdi yenilenebilir enerji şirketinin de kuruluşunu yapıyor ama orada Dana'nın büyüğü Adnok. Al Jaber'in yönetiminde Adnok son yıllarda gaz ve petrol alanından önemli genişleme yatırımları yaptı. Yani dünyanın temiz enerjiye geçişe ihtiyacı olduğunun koplarda karara bağlandığı sırada o kirleten enerjinin payını artırıyordu. Geçen hafta medyada yer alan haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri bir yandan en üst düzey iklim konferansına ev sahipliği yapıyor, öte yandan bu toplantıyı kullanarak gaz ve petrol konusundaki yeni yatırımlar için lobi yapmaya hazırlanıyor ekibi tarafından hazırlanan ve medyaya sızan konuşma notlarına göre başkan şapkası ile yer aldığı toplantıda Al Cabır gaz ve petrol yatırımları için ikili görüşmeler yapacakmış. Yani dünya zirveden küresel ısınmaya karşı aksiyon çıkmasını beklerken zirvenin başkanı fosil yakıtlara dayalı projelerden nasıl daha fazla para kazanabileceklerinin hesabını yapıyor oysa COP28 küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı ve aşırı hava olaylarının can ve mal kayıplarına yol açtığı bir dönemde umut bağlanan en kritik buluşma. Böyle bir toplantının geliri tamamen killeten fosil yakıtlara dayalı bir ülkede yapılması yanlış olmuş. Kısacası zirveye ev sahipliği yapacak Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir petrol ülkesi olması zirvenin başarısına dair beklentileri de zayıflatıyor. Oysa sera gazı emisyonlarının sınırlanması ve azaltılması için atılacak temel adım fosil yakıt, yani petrol, gaz ve kömür kullanımının azaltılarak sonlandırılması.